Başlayayım mı arkadaşlar? <laughs> Değerli basın mensupları, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda kahraman bir Mehmetçiğimiz teröristler tarafından şehit edildi. Şehidimiz Assubay Çavuş Etem Demirci'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve ulusumuza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yine dün Artvin'de yaşanan sel ve heyelan felaketinde dört vatandaşımızı yitirdik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına da sabır diliyoruz. Değerli basın mensupları, bundan tam iki yıl önce ülkemiz vesayetçi tek adam rejimiyle tanıştı. İki yıldır bu vesayetçi saray rejiminin millete faturası her gün biraz daha ağırlaştı. Saray rejimi ve sosyetesi son iki yıldır freni patlamış, kontrolden çıkmış bir kamyon gibi milletimizi eze eze gidiyor. Milleti unuttular. Milletin feryadını duymuyorlar. İktidara gelirken her derde derman olacak dedikleri bu ucube rejim bugün milletin başına bırakın derdine derman olmayı, başına tam bir dert oldu. Ellerini değdirdikleri yer elde kalıyor. Ekonomi dökülüyor, dış politika dökülüyor, eğitim dökülüyor, hukuk ve adalet dökülüyor. Liyakatsizlikle mağlul ettikleri devlet yönetimi dökülüyor. Bu beceriksizliğin ve çürümenin bedelini de aziz milletimiz canıyla, işiyle, aşıyla çok ağır bir şekilde ödüyor. Buna delil mi arıyorsunuz? Öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Son bir hafta on gündür yaşadıklarımız gören gözlere, vicdanlı yüreklere ibret almak için yeter. Sakarya'da son 11 yılda 5 kez patlayan fabrikayı her seferinde başka bir isimle açtırmışlar. Her patlamada çalışanlar hayatını yitirmiş, yaralanmış. Son patlamadan sonra kalan mühimmat tüm kurallar ve güvenlik önlemleri yok sayılarak Mehmetçiklerimize taşıtılmış. Taşıtan kim? Saray iktidarının İçişleri Bakanlığı. Sonuç? Sonuç 3 kahraman askerimiz şehit. 11 yurttaşımız yaralı bunu ar bilip millete hesap veren istifa eden tek bir yetkili var mı? Ne gezer? Hayatını kaybeden işçi ailelerinden önce fabrikanın sahibini arayan bir kibir abidesinin yönettiği işçi ailelerine yardımcı olmak yerine ilk işi fabrika sahibine moral yemeği düzenletmek olan bir rejimden bunu beklemekte zaten mümkün değil. Bu rejim iş başına geldiğinden bu yana yani son iki yılda 3669 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gitmiş. Kimi evladını, kimi anasını, kimi babasını, kimi eşinin nişanlısını kaybetmiş. Ama bu vesayetçi saray sosyetesi için bazı şeyler hiç değişmemiş. Ölenlerin sorumluluğu hep işin fıtratına yıkılmış. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa dilenmiş, geçilmiş bu vesayetçi saray rejiminde canıyla sınanan sadece emekçilerimiz mi, emekçilerimiz mi? Hayır. Yürekleri acıtan bir Yemen türküsünde söylendiği gibi. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Kifayetsiz musterisliğin bedelini fakir fukaranın evlatları canıyla ödüyor. Daha bu yılın Şubat ayında Suriye'de yaşadığımız büyük faciayı unutmadık. İdlib'de hava koruması olmadan sahaya sürdükleri Mehmetçiklerimizi Rus uçakları bombaladı. Hem de bir defa değil birkaç defa. 36 askerimiz şehit oldu. Onlarca askerimiz yaralandı. Ve 36 yiğidimizin kanı yerde kaldı. Sarayın kibirlisi Mehmetçiğin dökülen kanının hesabını sormak yerine çareyi askerlerimizi bombalayanların kapısına koşmakta buldu. Medet umduğu o kapıda dakikalarca Moskova'da ayakta bekletildi. Milletimizin gururu incitildi. Şimdi de Libya'da askerlerimizin olduğu hava alanı bombalanıyor. Bombalayan kim? Rusya mı? Mısır mı? Birleşik Arap Emirlikleri mi yoksa başka bir devlet mi? Bilmiyoruz. Çünkü Libya'da ne olup bittiğini yazan gazeteciler hemen sarayın zindanlarına atılıyor. Meclise Libya'da ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi verilmiyor. Millet iradesinin tecelligahı Kurtuluş Savaşımızın Gazi Meclisi, milli meselelerin görüşülüp tartışıldığı bir yer olmaktan çıktı. Sarayın vekilleri bile gelişmelerden bir haber. Ama milletimiz onları izliyor. Ne yaptıklarını görüyor. Notlarını veriyor. Günü geldiğinde de sandıkta onlara yerlerini gösterecek. Yerli basın mensupları bu hafta milletin canıyla sınava çekildiği bir başka acı olayın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. 4 yıl önce sarayın kibirlisinin koruyup kolladığı besleyip büyüttüğü istihbarat raporlarına genel kurmayın talebine rağmen ordudan ihraç edemediği hainler milletin meclisini bombalamışlardı. Milletin iradesine darbe yapmaya kalkmışlardı. O gece Cumhuriyet Halk Partilisi AK Partilisi Milliyetçi Hareket Partilisi, HDP'lisi tüm milletvekilleri meclisin ve milletin hukukuna sahip çıktı. Asil milletimiz, ordumuzun vatanperver subayları ve kahraman emniyet teşkilatımız hain kalkışmaya canıyla direndi. 251 yurttaşımız şehit oldu. 2196 vatandaşımız ise yaralanarak gazi oldu. Atalarımız arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş diye demişler. Dün sarayın kibirlisi AK Parti Genel Başkanı'nın partimize ve genel başkanımıza yönelik ipe sapa gelmez iftiralarını duyunca bu söze bir kez daha hak verdik. Erdoğan herhalde herkesi kör alemi de sersem sanıyor. FETÖ'cülere beraber yürüdük biz bu yollarda diye ağıt yakıp dön artık memleketine bitsin bu hasret diye zırıl zırıl ağlayan kimdi? Bunlara ne istediğinizde vermedik diyen kimdi? Milli ordumuzun harimi ismetine, kozmik otasına bu FETÖcüleri sokan kimdi? Erdoğan'dı. Kemalist gelenekle FETÖcüleri birbirine kırdırdık diyerek hain darbenin ardındaki siyasi aklı televizyonlarda hem de daha birkaç gün önce ifşa eden kimdi? AK Parti'nin tanıtım ve medya başkan yardımcısı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uyarılarına ve genel kurmayın talebine rağmen darbenin başrolündeki generallerin kibirli adamın isteğiyle ordudan ihraç edilmediğini açıklayan kimdi? Dönemin başbakanıydı. Yine bu darbe girişimini Allah'ın lütfu deyip siyasi fırsat olarak kucaklayan, kullanan kimdi? O da Erdoğan'dı. Şimdi sen o gece havada uçaktayken, başbakanın tünelde saklanırken, uçağının rotasını nereye çevireceğine bir türlü karar veremezken, İstanbul'daki ordu komutanından garanti almak için uğraşırken, milletvekillerimize darbeye derhal karşı çıkın, meclise gidin, ben de Ankara'ya geliyorum diyen genel başkanımıza, genel başkanımızdan hangi yüzde hesap soruyorsun? O zaman biz de soralım, darbe öncesi Marmaris'te işiniz neydi? Uçaklar, helikopterler neden orada hazır duruyordu? Önceden bir istihbarat mı aldınız? Uçağa saat kaçta bindiniz? Bu hususları içeren muhalefet şerhimizin de içinde yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi darbeleri araştırma komisyonu raporunu neden yayınlatmadınız? Açığa kavuşturulmamış, üzerinde şüphe bulutları olan esas sizin ve çevrenizdekilerin bu darbedeki rolüdür. Konuştukça batıyorsunuz. Genel Başkanımız söyledi. O gün kimin nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu gösteren kayıtları açıklayın. HTS kayıtlarını ortaya koyun. Gerçekler ortaya çıksın. Ama şunu tekrar söylüyorum. Günü, vakti, saati geldiğinde 15 Temmuz ve 20 Temmuz'a giden sürecin gün görmemiş bölümleri mutlaka aydınlanacaktır. Değerli basın mensupları. Sarayın kibirli adamı 10 parmağında 10 kara etrafa sürerken sarayın propaganda memurları da Mehteranlı filmlerle 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarını siyaseten istismarda yarışa girdiler. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için 309 milyon lira para toplanmıştı. Toplandığı günkü dolar kurundan buçuk milyon dolar yapıyor. Şehit gazileri, şehit yakınları ve gazileri hakkını istedi. Gaziler hakkını istedi. Bunlar şehit yakınlarına ve gazi ve gazilere etmediklerini bırakmadılar. Siz önce 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan bağışlar nereye gitti? Onun bir hesabını verin. Şehit olan 251 yurttaşımızın aziz hatıraları için, 2196 gazimizin hakkı için bir kez daha soruyoruz. Nereye gitti bu paralar? Niye hak sahiplerine ödenmiyor? Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı kimlerin kursağına girdi? Cevap verirler mi? Vermezler. FETÖ okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Bunun en son bunu en son çoklu baro için verilen yasa teklifinde gördük. Saray şehit ailelerinin ve canlarını ortaya koyan gazi yurttaşlarımızın hakkını vereceğine bir FETÖ projesi olan çoklu baro projesine sahip çıktı. İktidarın grup başkan vekili de şecaat arz ederken sirkatin söyleyi verdi. FETÖ PKK Barok FETÖ PKK baro kurarmış. Kursunlar deyiverdi. verdi. İşte bu zihniyet. FETÖ ve PKK ile yıllarca kol kola yürüyen zihniyettir. İşte bu zihniyet yüzünden 251 yurttaşımız şehit olmuştur. Akıl olmayınca neylesin sakal. Ne de olsa akılsızlıklarının bedelini bunlar ve saray sosyetesi ödemiyor bedeli hep milletimiz ödüyor. Bu vesayet rejimi milletimizi sadece canıyla değil, işiyle, aşıyla da sınıyor. Sarayın sosyete damadının vesayetindeki TÜİK işsizlik rakamlarını daha yeni açıkladı. Saray rejiminin işbaşı yaptığı günden bugüne yani son iki yılda 3 milyon 202 bin yurttaşımız işini kaybetmiş tek bir ayda sadece bir ayda 968 bin kişi işinden ayrılmış. Hem de sarayın sosyete damadının iki buçuk milyon ilave istihdam yaratacağız diye geçen yılın başında milletimize söz vermesine rağmen. Odalar ve Borsalar Birliği'ne otellerde süslü toplantılar düzenletmelerine rağmen. Bıraktık iki buçuk milyon kişiye yeni istihdamı bu beceriksizlikleri beceriksizlerin elinde işi olanlar da işini kaybetti. Gerçek işsiz sayısı 10 milyon 221 bine çıktı. 10 milyonu aştı. İnsanın hayatında ölüm ve amansız hastalıktan sonra en büyük kıyamet işsizliktir. Dile kolay. Bu rejim 10 milyon 221 bin yurttaşımıza daha yaşarken kıyameti yaşatıyor. İşsizler ordumuzun sayısı dünya üzerindeki 104 ülkenin nüfusundan fazla. Ve çok daha acısı bu liyakatsiz kadroların elinde koskoca bir genç kuşak heba edilmek üzere. 25-29 yaşındaki her 100 gencimizden 40'ı ne eğitimde ne de bir işte çalışıyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 2 milyon 458 bin gencimiz evinde oturup anasının babasının eline bakıyor. Ama saray sosyetesinin gençlerine sarayın yanaşmalarına beslemelerine hava hoş. Onlar köpüklü jacuzilerde video çekip fakirler beni rahatsız etmeyin diye milletle alay etmeye başladılar. Milletin çocukları tek bir maaşlı iş bulamazken sarayın beslemeleri üçer beşer maaşla dünyalıklarını yapıyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce yapılmış bazı düzenlemeler Merkez Bankası'nın esas sözleşmesine derc edildi. Önceden Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı olmak için 10 yıl tecrübe isteniyordu. Şimdi artık bu makamlara doğru dürüst iş tecrübesi olmayan saray sosyetesinin yakınları atanabilecek. Kamu bankalarının yönetim kuruluna diploması şaibeli güreşçilerin atandığı bir ülkede her şey olur. Yakında saraya yakın bir başka güreşçiyi de Merkez Bankasına Başkan Yardımcısı yaparlarsa hiç şaşırmamak gerekir. Vesayetçi saray rejiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılık artık yeni normal oldu. Vesayet rejimi inşa edilirken ülkemizin atadan dededen kalan tüm birikimleri bozuk para gibi harcandı. 62 milyar dolarlık kamu varlığı özelleştiriyoruz diyerek satıldı. Yetmedi, geçilmeyen köprüler, uçulmayan havalimanları, yatılmayan hastaneler, hastane yatakları için beş tane havuz müteahhidine ülkenin geleceği ipotek verildi. Atadan dededen kalan son gümüşler varlık fonunda toplandı. Kayınpeder ve damat bu fonun tepesine geçtiler. Fon paralel bütçe oldu ve milletin denetiminden kaçırıldı. Çocuklarımızın, torunlarımızın boynuna sarayın borç prangası geçirildi. 1994 krizinde, 1999 depremlerinde, 2001 ve 2009 ekonomik krizlerinde el değdirilmeyen, el uzatılmayan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerine bunlar el uzattı. Kasanın dibini sıyırdılar. Milletin kefen parasını bile yiyip bitirdiler hafta sonu Merkez Bankası esas mukabelesine işledikleri değişikliklerle artık ihtiyat akçesi biriktirmekte tarihe karıştı. <laughs> Merkez Bankası'nın geçmiş yıllarda biriktirilen ne kadar akçesi varsa damadın başında olduğu kasaya artık aktarılabilecek. Diyoruz ya. Artık ihtiyat, ted ihtiyat tedbir, devlet haklı falan bitti, kalmadı. frene boşalmış bir kamyon gibi milleti altlarına ala ala gidiyorlar. Son altı bayramdır emeklimize bayram ikramiyesi diyerek bin lira veriyorlar. Bu parayla üç yıl önce bir koç kurban edilirdi. Şimdi artık bırakın koçu kuzunun yanına bile zor yanaşılıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Emekliye bu bayramda en az 1500 lira bayram ikramiyesi verin emeklimiz de çocukları ve torunlarıyla gönül rahatlığıyla bir bayram yapabilsin. Şimdi mevcut ikramiyenin üstüne maaş farklarını koyup ödeme yapacaklarmış. Emeklilerimizi kandırmaya kalkmayın. İkramiye ayrı, maaş farkı ayrı. Bu vesayet rejimi milletin canına, işine, aşına, cüzdanına kast ederken bir yandan da millete ipteki cambazı gösteriyor. Tencereler boş. Gençler işsiz. Millet borç batağında. insanlarımız canına kıyıyor. Ekonomi derin bir krizde ve milletin gerçek sorunlarına çare üretemeyen vesayetçi rejim vermekleri diyerek günü kurtarmaya çalışıyor. Hikmet hükümet maskesi altında istikametini kaybetmiş saray rejimi Amazete ve sembollere sığınarak ömrünü uzatmaya uğraşıyor. Ama bunu yaparken bile korkak ve ürkekler, riyakarlığı, takeyi kendilerine siyasi sermaye yapmış bu vesayet rejiminden zaten başka ne beklenebilir? Biz kendilerine açıkça söyledik. Ayasofya'yı cami mi yapmak istiyorsunuz? Yetkisiz de mertçe, delikanlıca çıkın, öyle Danışkay kararını falan beklemeyin. Çıkarın bir kararname olsun bitsin. Yaptılar mı? Yapamadılar. Bir yandan 1934'te yürürlüğe konulan bakanlar kurulu kararı iptal edilmesin diye Danıştay'a sözde bir savunma verirken <laughs> diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar. Hadi orada. Yapılanın adı siyasi riyakarlıktır. iki yüzlülüktür. Ama bunun kadar önemli olan bir başka hususta yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı. Yarın bir gün yok olmuş bu hukuka ve yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse ne olacak? Son aldığınız vakıf bank hisselerini hazineye devreden kararınızı bu işin neresine koyacağız? Bunu vakıflar genel müdürlüğüne iade edecek misiniz? Bu memlekette aklı başında tek bir hukukçu kalmadı mı? Tek bir işinizi de doğru düzgün yapın. Ayasofya 567 yıldır bizimdir. Ve İstanbul'un iki büyük fatihi vardır. Biri Fatih Sultan Mehmet Han, diğerisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz iki atamızla da gurur duyuyoruz. İstanbul'un anahtarını emperyalistlere bırakıp kaçan Vahdettin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkından vazgeçmiştir. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimiz Osmanlı Hanedanı'nın vazgeçtiği o hakkı söke söke geri almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de ecdadın mukaddes emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik? Yoksa Ayasofya ile beraber tüm bu mukaddes emanetler de emperyalistlerin eline mi geçerdi? İşte Gazi Kılıç Hakkı'nın verdiği bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlık aleminin ortak mirası olarak müze yapmış ve tüm insanlığın ziyaretini açmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bununla da yetinmediniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bu ülkede Cumhurbaşkanı makamında oturup da Atatürk'e hakaret eden tek parti genel başkanı sizsiniz. Bir ihanet varsa rant uğruna ecdadın emaneti İstanbul'a ihanet hançerini saplayan, kupon arazileri yandaşlarına peşkeş çeken Fatih Sultan Mehmet'in Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıç aklıyla aldığı toprakları Katar emirinin annesine tarla olarak satıp sonra da emrindeki bakanlığın kararıyla ticari arsaya çevirerek milyonlarca dolar kazandırmaya kalkan sonra da utanmadan sıkılmadan İstanbul'a ihanet ettik diyenlerdedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken dilinizden düşürmediğiniz Fatih bedduasını unutmayın. İstanbul'da fethettiğim yerleri yabancılara satanlar Allah'ın gazabına uğrasınlar. İslam şartı beşse altıncısı da insaftır. Bu topraklarda aklı, vicdanı, izanı ve insafı olan herkes milli haysiyet ve şerefimizi korumuş, vatan topraklarını emperyalist çizmelerinden kurtarmış, yaptığı devrimlerle çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ancak rahmetle ve minnet dağlar. Hazreti Ali ne güzel söylemiş. Gören göze karanlık perde yapmaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Her rejim, her iktidar zihinlerde söylem ve sembollerle kök salmaya çalışır. Bu vesayetçi rejimde milletin zihninde sadece binbir odalı saraylar, uçan yüzen saraylar, ayakkabı kutularındaki dolarlar, evlerde saklanan kasalar, para sayma makineleri, yüz binlerce dolarlık kol saatleri, İran asıllı iş adamlarının önüne yatan bakanlar, istihbarat raporuna genel kurmayın talebine rağmen darbeci generalleri tasfiye etmeyen liderler, Yunanistan Cumhurbaşkanının Eşe Adası'nda Türkiye'ye meydan okumasına sessiz kalanlar, Soma hendek iş cinayetleri, hızlı tren faciaları, salgında vatandaşına ücretsiz 5 maske dağıtamayan daha, daha beceriksiz yöneticiler ve 10 milyon 200 bin işsiz de köksalacaktır. Son olarak siz Atatürk'e sahip çıkmazsanız densiz bir Yunan bakan da çıkar Atatürk'ün evini soykurum müzesi yapalım der. Bu haddini bilmez sözleri şiddetle kınıyoruz. Ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bunun gereğin yapılmasını da bu hükümetten bekliyoruz. Milletimiz yapılan her şeyi görüyor. Her hareketinizi izliyor. Notunuzu veriyor. Çok yakında sandıkta yerinizi de gösterecek. Evet, son olarak kurultayımızla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği esaslara göre 18, 19, 20 Temmuz 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinde hem genel merkez binamızda hem de web sayfamızda hem gündem hem de delege listeleri ilan edilecek. Bu çerçevede gündeme ve delege listelerine yapılacak olan itirazlar da süresi içinde ilçe seçim kuruluna yapılacak. Bunu ben tüm delegelerimize duyurmak istiyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Kürsan 24 televizyondan Ömer Sölmaz. Geçen yıl bu vakitler Sayın Genel Başkanınızın CHP'nin Kür sorununa dair e, raporunu güncelleyeceğini ifade etmişti. Ee, geçtiğimiz bir yılda kamuoyuna açıklanan herhangi bir rapor olmadı. Acaba bu rapor ne durumda? Ve bu ay sonunda yapacağınız kurultayda acaba bu rapor açıklanır mı? Ee, ve aynı zamanda kurultayda Kürt meselesinin çözümüne dair CHP'nin bir önerisi olacak mı? Teşekkür ederim. Bu ay sonunda yapacağımız kurultayda biliyorsunuz gündemde program yok. Ee, dolayısıyla bu ay sonunda yapacağımız kurultayda e, ta, e, belirlenecek olan genel başkanlık ve parti meclisi üyelikleri. Ee, ancak bu rapora dair çalışmalarımız devam ediyor, sürüyor. Evet. Efendim, geçtiğimiz hafta sonu ve hafta içerisinde bazı haberler yansıdı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde eski dönemden borçlar nedeniyle bir haciz durumu yaşandı. Yine İstanbul'un ve İstanbul Büyükşehir'inde yurt dışından aldığı bir kredi yine haciz edildi. Bazı borçlar nedeniyle. Buna yönelik bir değerlendirmeniz olabilir mi? Evet. Bu salgın döneminde belediyelerimiz aracılığıyla büyük bir dayanışma projesini gerçekleştirme imkanını bulduk. Ve gerçekten belediyelerimiz halkımızın takdirini topladı. Şimdi yapılmak istenen bu çerçevede belediyelerimizin hacizlerle kaynaklarına el konulmak suretiyle iş işleri yapabilmelerini mümkün olduğu kadar engelleyebilmek ve itibarsızlaştırmak. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bunda başarılı olmayacaklar. Peki bunu niye söylüyorsunuz? Borç tahsil edilmeyecek mi? Her iki borçta e, <laughs> bu e, özellikle hem Adana Belediyesi'nde hem İstanbul Belediyesi'nde mevcut belediye başkanlarımız iş başına gelmeden önce yapılmış olan borçlar. Ve <laughs> E, bu Adana Belediyesi'ndeki haciz işlemini yapan kişi bundan önceki belediye başkanıyla ismi ciddi yolsuzluk iddialarına karışan ve bu nedenle de mahkum olmuş olan bir kişi. Geçmişte haciz işlemini bu borçlar nedeniyle hiçbir şekilde yapmazken birdenbire şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın odasına haciz getirmeye kalkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da biz zaten odamızda oturmuyoruz dedi. Ama tekrarlıyorum. Bu yapılan haciz işlemi geçmişteki belediyenin yapmış olduğu borçlar nedeniyle yapılmış durumda. İstanbul Belediyesi'ndeki haciz işlemine gelince bu tamamen hukuk dışı. Yani yurt dışından alınan bir borcun gelen taksidine el konuyor öyle bir şey yok hukukta. Ama saray iktidarı, saray yönetimi belediyelerimizin önünü kesmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim belediyelerimiz başarılı icraatlarına sonuna kadar devam edecekler. Evet. Efendim bize iletilen bir soru var. Ee, soru şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladığını, sanayi üretimimizin Mayıs'ta aylık bazda %17.4 oranında arttığını, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında Ciro Endeks'in aynı dönemde %12.5 yükseldiğini ve her iki endekste de V çıkışının ilk sinyalinin görüldüğünü söyledi sizin e, bu rakamlarla ilgili ve bu açıklamayla ilgili değerlendirmeniz nasıl olacak? Şimdi gerçekten bu verilerin bu kriz döneminde çok daha farklı okunması gerekirken verilerin bir takım umutlar yani iş yapmak yerine verilerin e, kullanıldığını ve hani meşhur bir laf vardır istatistiklerle yalan söyleni, yalan söylenmeye çalışıldığını görüyoruz. Ben de bir rakam söyleyeyim. Mayıs ayında geçen yıla göre sanayi üretimi yüzde otuz daralmış. Düşmüş. Böyle bir, dişi, böyle bir düşüş hiçbir dönemde yok. Yine ciro endeksi geçen yılın Mayıs ayına göre Yüzde on yedi düşmüş. Yüzde on altı virgül yedi düşmüş. Hizmetlerdeki ciro düşüşü ise geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde yirmi dört virgül sekiz olmuş. Perakende satışlar geçen yılın Mayıs ayına göre sabit fiyatlarla yüzde on altı virgül yedi gerilemiş. Şimdi damat bakan eğer bu rakamları söyleyerek insanları sadece borca batırıp şu uğradıkları ciro kaybı, üretim kaybı ve e, perakende satışlardaki düşüş karşılığında, hizmetler sektöründeki ciroların gerilemesi karşılığında doğrudan borç morç değil, esnafa sanayiciye doğrudan tazminat vermemenin gerekçesini yaratmaya çalışıyorsa yanlış yapıyor. Çok açık söyleyeyim. Bu düşüşleri yaşayan bir ekonomide bu düşüşlerin önemli bir kısmını devletten vereceğiniz yardımlarla telafi etmemeniz halinde önümüzdeki dönemde Türkiye önüne çıkacak olan yani küresel gelişmeler nedeniyle ve özellikle tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek fırsatların çoğunu kaçırır. Borçlarını ödemekle meşgul olan kobiler, esnaflar bu konuda yani yatırım yapmak, yeniden büyüme sürecine dönmek konusunda gerekli adımları atamazlar. O nedenle ben buradan bir kez daha bu verilere daha dikkatli bakılmasını ve bu dipten dönüşlere bu dipten dönüşleri çok fazla abartmadan neler yapılması gerektiğini bu ekonominin bu sıkıntıdan çıkarılması için neler yapılması gerektiğini bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep söylüyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan bir ekonomik ve sosyal konseyi toplamaktır. İki derhal bir dayanışma programı yeni bir dayanışma programı yaparak önümüzdeki döneme ilişkin olarak yatırımcılara, tüketicilere, ekonomideki tüm oyunculara bir ufuk vermektir. Ve son olarak da hızla meclisten bir dayanışma bütçesini geçirerek harcama önceliklerini, harcama önceliklerini yandaşlardan sıkıntıda olan bu kesimlere doğru çevirmektir. Evet. Başka var mı? Tabii buyurun. Şimdi tabii bugünkü e, modern teknolojilere baktığımız zaman dijital ortam gerçekten büyük bir avantaj, büyük bir imkan sağlıyor, hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama diğer yandan bir başka sakıncası da var bu. Kişisel verileri korumazsanız, o zaman da ortaya çok ciddi bir e, haksızlık çıkarıyor çok ciddi bir müdahale sürecinin başlangıcı olabiliyor. Çok ciddi toplumların çok ciddi şekilde manipüle edilmesi, yani bu kişisel verilerin kullanılması suretiyle manipüle edilmesi, hatta seçimlere müdahale edilmesi gibi bir takım sıkıntılara da neden oluyor. Dolayısıyla dijital ortama geçerken bence en önemli yani gerçekten özgürlüklerimizi Demokrasiyi korumak istiyorsak kişisel verilerin korunması önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Evet, teşekkür ediyorum.